Serhat Ahmet dostu. Ki de ilginç bir şey. O ne be? Bugün virüslü kan örneğini inceleyeceğiz. Taze taze. Ha, bu hücre yapısı bozulmuş mu bu kanın? Nedir ya? Çok tuhaf bir şey var. Bunlar neymiş ya? Oo. Merhaba arkadaşlar. Micro Discover kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle çok ilginç bir inceleme yapacağız. Son dönemde şu kelimeyi çok duyuyorsunuz eminim. Virüs. Biz de daha önceki videolarımızdan izleyenler bilir. Canlı kan hücresi incelemiştik, aynen, değil mi dostum? Bugün virüslü kan örneğini inceleyeceğiz. Taze taze. Virüslü kan örneğini inceleyeceğiz. Farkı anlamak için eski video ve yeni videoya bakabilirsiniz. Bir fark olacak mı onu da bilmiyoruz açıkçası. Bu virüs ne virüsü diye soracak olursanız şu anda ağır bir şekilde grip, evet, grip rahatsızlığı olan bir arkadaşımız sağ olsun. Ondan minik bir damla kan aldık. Bu konuşmayı yapmadan bir 30 saniye önce aldık. Çünkü kan hücreleri çok kalınca ölmeye başlıyor. Yani o akışkanlığını kaybediyor. Daha önceki incelediğimiz kan videosunda benim kanıma bakılmıştı. Gayet sağlıklıydım. Eğer bakmak isterseniz arada bir fark var mı onu da bilmiyoruz ama acaba biz de merak ettik. Canlı hani kan hücresi inceledik daha önce. Çok da ilgi gördü. Grip olan bir hastanın kan hücreleri nasıl görülür? Evet. Bunu görmek istiyoruz. O yüzden sizlerle bugün bu incelememizi yapacağız. Serhat, hazırsan başlayalım istersen dostum. Başlayalım abi. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet Serhat, şimdi incelememize başladık abi. Bir dakika dur bakalım Serhat ilk başta. Şu an kaç X'tesin? Şu an 10X'teyiz. 100 kat büyütme oluyor bu. Yaklaş dostum. En yakın alabilir misin ilk başta? Şöyle yapalım. Şu an kaç X'teyiz? Bir saniye. 200 kat büyütmedeyiz. Şu an. Yalnız ben sana ilk olarak bir fark söyleyeyim mi direkt olarak abi? Ne olmuş abi? İlk kan incelememizde bunun arasındaki ilk fark ne sence? Tabii daha ayrık. Daha ayrık ve farkındaysan daha yavaş hareket ediyor. Evet. İlk sağlıklı izlediğimiz kan hücreleri dediğim gibi yukarıdaki linkte bulabilirsiniz. Çok daha hareketli. Evet. Bu çok daha yavaş. Aynen. Biraz gezelim mi? Şuraya sonra, buraya sonra tekrardan bakalım abi. Tamam. Bak abi diğerlerine farkındaysan oluk oluk böyle sanki akıyorlardı. Evet. Böyle farklı bir şey görebiliyor musun? Daha yaklaşabiliyor musun Serhat? Daha büyük bir hücreler var orada. Bölünmemişler mi yoksa üst üste mi binmişler? Yok baksana şurada mesela. Daha yaklaşabiliyor musun? Yakınlaşacağım saniye. Şöyle kalabalık bir gruba yaklaş da bakalım ne yapıyor bunlar. Biraz aydınlat abi. Evet. Abi kesinlikle yavaş Serhat. Evet. Ya kesinlikle ama kesinlikle çok çok yavaş hareket ediyor hücreler. Baksana bunlar aynı bildiğin has grip gibi hareket ediyorlar. Dıngır dıngır. Bak şunun burnu akıyor. Bak bakayım. Şu arada gördüğünüz şeyler hava boşlukları. Evet. Lemlemeler arasındaki. Evet. Burada bir topluluk bulduk. Aynen. Dostum. Çok bir dakika daha farklı. Bak şurada ufak ufak oynuyorlar. Bak ona yaklaşabilir misin Serhat acaba? Abi, şu an kaç X'teyiz Serhat? Şu an 1000 kat büyütmedeyiz. Evet, immersion yağda kullandık. İnsan yani virüslü insan hücresini görüyoruz şu an. Kan dokusunu. Baksana abi üst etrafında böyle ufak ufak bozuk, böyle şeyler oluyor. Bozuk olanlar da var yani. Tam böyle yuvarlak gibi görünenler de var. Bak Serhat bir sağa gel abi. Bak şurada mesela. Evet. Görüyor musun? O neymiş daha? O çok ufak hareket ettiriyorum ama. Çok diğer kan videomuzda böyle çok hareketli görünüyor. Gerçekten hareketli. Bundaki bakalım, bu hareket hızı bayağı bir yavaş. Şunları ben merak ettim ya. Orada böyle yıldız gibi böyle kareli gibi değil, evet, mi? Başka ara Serhat var ne başka. Neymiş ya? Çok var abi ya. Fazlasıydı bak çok. Serhat devam et dostum. Ki de ilginç bir şey. O ne be? Bu sarı neymiş lan? Hava boşluğu mu? Yok ya hava boşluğu değil sanırım bu. Ne ulan o? Ama hareket etmiyor ki. Dur kalsın orada. Hiç sağ olsun. Aha.
Orada da yukarıda bir şey mavi şey var. Bu herhalde lambanın üzerindeki şeylerden. Bir de abi şu yıldızdan. Ya bilen mi? Varsa bunun ne olduğunu bize de söylesin lütfen. Şu bu yıldız gibi şeyler neymiş lan? Ya bak şu bak üstünde bir şey var. Görüyor musun? Çok ilginç. Dur. Bizim önceki videoda hiç böyle bir şey yoktu. Yok değil mi? Bak aradaki minik minik şeyleri görüyor musun? Toz gibi evet. Oynuyorlar. Dur şöyle biraz bakalım. Bak şu araya bir şey almışlar. Ha bu hücre yapısı bozulmuş mu bu kanın? Nedir ya? Çok tuhaf bir şeyler var. Bunlar neymiş ya? Oo. Bunları bir patoloğa göstermek lazım ha. Kesinlikle yani bu videoyu zaten eminim ki bilgi sahibi birileri izleyecektir. Eğer tehlikeli bir şey varsa bizimle de paylaşın. Çok ilginç. Baksana abi şu arada toz gibi şeyler var. Bak oynuyorlar böyle. Evet. Çok küçük. Hücreden daha da küçük. Şu an 1000 kat büyütmediği tekrar söylüyorum. Ve aradaki farkı, bunu tekrar her seferinde söyleyeceğim. Aradaki fark nedir diye görmek istiyorsanız yukarıdaki linkten kan videomuza, diğer kan videomuza bakabilirsiniz. Baksana şunlara. Abi çok garip ya. Bak bir dakika sen aşağı in dostum. Bak tam şurada da var. Bak görüyor musun? Hepsi diken diken. Ve yukarıda evet. Bak toz şeklinde hareket eden organizmalar daha fazla. Derinlik katabiliyor musun birazcık? Işıkla oynayabilir misin? Belki hani başka bir bak işte böyle oldu. Farklı bir şey gördük. Ama bu nedir? Ya. Yalnız bizim eleman umarım yaşıyordur hala. Bak görüyor musun? Çok küçük. Çok ilginç ya. Baksana abi yıldız yani, gibi abi. En baştaki bizim... kan hani sağa doğru baktığımız kanlar hepsi yuvarlak hücreler şeklinde. Bunlar da hepsi böyle lekeli gibi. Nedir? Anlamış değilim. O az önceki aha orada da var. Maviyi bulalım demiştim sen. Dur bakalım ona yaklaşabilir misin sen? Onu bir göster abi bize. Onun üstüne hiç hareket eden bir şey var mı? Onu merak ettim. Şöyle biraz dijital yaklaşmaya çalışalım. Abi nedir ya? Beyin gibi. Allah. Fikri yok, beyni var. Bakalım daha neler göreceğiz. Hani böyle videolarda korkunç şeyler oluyor, duruyor sonra biri vah diye bağırıyor. Bundan da öyle bir şey çıkar mı şimdi? Bak bunlar eski şeyde evet, diğer aynen. Videomuzdaki kan hücreleri gibi. Aynen. Bunlar aynısı duruyor. Bölgesel bunun grupları. Fotoğrafını çekelim. Bunların fotoğraflarını çekelim, şey yapalım. Hem Instagram sayfamıza koyalım. Hem de bir patoloğa falan gösterelim abi. Neymiş gönderirim. Zaten sağ olsun bize bilgi veren büyüklerimiz de var bu konuda. Bir gönderelim. Ne olacağı belli olmaz. Evet. Serhat, arkada ezan sesleri, virüslü kan örneği. Bu bir mesaj mı bize acaba? Ne dersin? Selamımız verilir mi? Dur abi dur bak ha o hareket ediyor. Abi çok ilginç ya. Baksana bak şu dur bak, o yıldız hareket yıldız sanki. Değilmiş çok merak ettim ben. Bence ya. O bozuk olanlar ya. Baksana abi şunun üstüne bak şu ortadakinde şey var böyle lekeler var. İşte hani renkli. Mutasyona uğramış sanki. Murat ben bir de bir bakıyor musun? İlk koronavirüsünü teşhis ediyormuşuz. Oğlum sabahtan beri elemanla yan yanayız. Çocuk kanman verdi bize. Bu ne oluyor biliyor musun? Koronaya kafa atmış. Ya bize bir şey olmaz. İki pekmez atarız ağzımıza. Bitti gitti. Çok ilginç ya. Şöyle bekleyelim. Şöyle bekleyelim abi. Bakalım nasıl reaksiyon gösteriyor. Bekleyelim birazcık bakalım. Yalnız şu an ciddi anlamda bir yapısal bir bozukluk var bu kanda. Aynen. Yani diğer videomuzda da kan örneğinde de baktık. Mesela böyle bu hücreler sanki bir dere gibi bir yerlerden akıyor sürekli. Ama bunda olay... Bunda hareketlilik daha yavaş birincisi. Bunda olay şu abi. Abi ama bunda durum şu. Bak yıldız hücrenin etrafına böyle sanki böyle bir şeyler... Mikroplar yapışmış gibi. Mikroplar yapışmış gibi aynen. Aklıma ya şey geldi. Şu Domestos reklamlarındaki şeyler var ya, mikroplar var ya. Onlara benziyor bu. Yani sonuç itibariyle aslında
bir yapısal bozukluğu görmüş olduk. Evet. Doğru mu? Evet. Yani bunun ne boyutta olduğunu bilmiyoruz ama arkadaş kesinlikle korona değil. Bunu biliyoruz en azından. Bu arada internette de mesela çok görülüyor, çok duyuluyor, çok biliniyor. Artık korona ile ilgili yalan yanlış bir sürü haberler dolu. Özellikle şunu belirtmek istiyoruz ki kesinlikle ama kesinlikle sosyal medyadan gelen bilgilere itibar etmeyin. Canlı yayınlarda profesörler anlatıyor, açıklamalar yapılıyor. Bunlara kulak verin. Aynen, kesinlikle. Sosyal medyada yapılan açıklamaların %90'ı çöp. Yani iş o kadar farklı boyutlara ulaştı ki yani biri diyor şu pekmezliğe bir şey olmaz. Öbürü diyor ki şu duayı oku bir şey olmaz. Öbürü diyor ki işte bunu ye, bunu yap, şunu ye, bunu yap. Ya bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten değil. Bu kadar basit olsaydı bu kadar insan ölmezdi. Sadece gereken önemi, hassasiyeti gösterin. Ellerinizi sık sık yıkayın. Dışarı çıkıyoruz elbet ki. Dışarı çıktığınızda otobüste, minibüste, bindiğinizde elleriniz ister istemez dokunuyor bir yerleri. Ellerinizi yıkamadan kesinlikle ağzınıza, yüzünüze değdirmeyin. Kesinlikle. Yani bunun haricinde gidip elinizi kolonyalarla işte dezenfektanlarıyla yıkamanızın tabii ki faydası var ama siz bu söylediğimiz temel şeylere dikkat etmezseniz zaten bir önemi yok. Yani. O yüzden sık sık ellerimizi yıkıyoruz ve en önemli notlardan biri bu maskelerin sizi koruduğu falan yok. Bu sadece eğer hasta olduğunuzu düşünüyorsanız doktora giderken kimseyi bulaştırmamak adına maskeleri takmanız gerekiyor. Sevdiklerinizi korumak için, diğer insanları korumak için. Öte yandan bende var mikrop. Ben arkadaşıma damlacık yoluyla bulaştırabiliyorum. Yani bu nedir? Konuşurken tükürerek. Maalesef ister istemez konuşurken insanlar tükürür. Bu tükürüklerden bulaşabiliyor. Maskeyi de taktığınız zaman maske aslında sağlıklı bir şey değil. Sizi de korumuyor. O yüzden maskeyi takıp öyle eldivenlerle bütün gün sokakta dolanmanızın size koruyucu hiçbir yanı yok. Kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Ellerimizi dışarıdayken ağzımıza yüzümüze değdirmiyoruz. Bu kadar. Hmm. Onun dışında artık takdir Allah'tan tabii ki ama Allah akıl fikir vermiş. Siz de önleminizi alacaksınız. Yapılacak şeyler belli. Aslında normal şartlarda, büyük şehirlerde yaşayan insanların yapması gereken şeyler bunlar. Yani normal bir şartta da zaten otobüsteyken herkesin eli değiyor oraya. Alıp o elinizi ağzınıza, burnunuza, gözünüze sürmenin zaten bir anlamı yok. Ve bu da şu anda bir virüs var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz bir paniğe de gerek yok. Aynen. Kesinlikle bir paniğe de gerek yok. Ama her zaman şunu unutmayın ki %3 bile olsa koronavirüsünün ölümcül bir riski var. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Bizim kan hücrelerimiz de burada dans ediyorlar şu anda. Siz de zaten mesela şu anda hücre yapısı bozuk olan hani hücreleri, hücrecikleri görüyorsunuz. Yapısı bozuk olan hücreleri ve sağlıklı olanlar tam yuvarlak şeklinde. Akışkanlık devam ediyor. Farkı da dediğim gibi diğer videomuzdan görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu hafta bir videomuzun daha sonuna gelirken haftaya yeni bir videoda daha sağlıklı bir dünyada görüşmek üzere. Bu videoların devamı için beğen ve abone ol butona basmayı unutmayın. Hoşçakalın.